Birincisi o incecik, o dal gibi kız. Şimdi galiba bir tüccar karısı. Ne kadar şişmanlamıştır kim bilir. Ama yine de görmeyi çok isterim. Kolay mı? İlk göz ağrısı. Münevver abla, benden büyük. Yazıp yazıp bahçesine attığım mektuplara gülmekten katılırdı okudukça. Bense bugünmüş gibi utanırım o mektupları hatırladıkça. Dördüncü, azgın bir kadın. Açık saçık şeyler anlatırdı bana. Bir günde önümde soyunu verdi. Yıllar geçti aradan unutamadım. Kaç defa rüyama girdi. Beşinciyi geçip altıncıya geldim. Onun da adı Nurenisa. Ah güzelim, ah esmerim, ah canımın içi Nurenisa. Yedincisi Aliye, kibar bir kadın. Ama ben pek varamadım tadına. Bütün kibar kadınlar gibi. Küpe fiyatına, kürk fiyatına. Sekizinci de o bokun soyu. Sen elin karısında namus ara, kendinde arandı mı küplere bin. Üstelik kendinde de yalanın düzenin binimi para. Ayten'di dokuzuncunun adı. Barlarda göbek atar, iş başında şunun bunun esiri. Ama bardan çıktı mı, kiminle isterse onunla yatar. Onuncusu akıllı çıktı, bıraktı gitti beni. Ama haksız da değildi hani. Sevişmek zenginlerin harcıymış, işsizlerin harcıymış. İki gönül bir olunca samanlık seyranmış ama iki çıplak da olsa olsa bir hamama yakışırmış. İşine bağlı bir kadındı 11. Hoş olmasın da ne yapsın. Bir zalimin yanında gündelikçi. Adı Lüksandra. Geceleri odama gelir. Sabahlara kadar kalır. Konyak içer. Sarhoş olur. Sabaha da işbaşı yapardı şafakla. Gelelim sonuncuya. Ona bağlandığım kadar hiçbirine bağlanmadım. Sade kadın değil, insan. Ne kibarlık budalası, ne malda mülkte gözü var. Eşit olsak der, hür olsak der. İnsanları sevmesini de bilir. Yaşamayı sevdiği kadar. İnsan, insan, insan. Bu son şiiri tamamlanmamıştır. Müsveddesi ölümünden sonra bir diş fırçasına sarılı bir kağıtta bulunmuştur. 36 yaşında öldü. Öldüğü zaman cebinde 28 kuruş vardı.